Ne oldu? Okuldan mesaj gelmiş. Hangi okul ya? Kayıt işlemleriniz için bekleniyorsunuz. Başvurunuz onaylandı. Üniversitem okeylenmiş. Nasıl ya, bir dakika. Ay vallahi de billahi de olmuş. Nasıl ya, sen ne ara başvurdun? Nasıl okeylendi ki? Tebrikler, hayırlı olsun. Sen yaptın değil mi? Sen yaptın. Tebrik ederim. Sana karımla arama girme. Karışma dedim. Ferit, lütfen. Sakin olur musun? Ferit, tamam. Bir sakin olur musun lütfen? Ben sakinim gayet ya. Gayet sakinim Suna. Oğlum hangi yüzyılda yaşıyorsun sen ya? Ha? Sana ne lan? Ferit, yeter artık ya. Kaya'ya teşekkür edeceğine, beni tebrik edeceğine, şu yaptığına bak. Vay be. Helal olsun sana Seyran. Şu herifin arkasında saklanacak kadar kötü biriyim yani, öyle mi? Eyvallah. Ferit. Seyran. Ferit. Ya sen karışma ya Kaya. Nereye? Kaya, girme aralarına. Bir şey yaparsa kıza. Öfkesini görmediniz mi ya? Yok artık Kaya ya. Saçmalama, tamam. İki kavga ederler, barışırlar onlar sonra. Zamanla alışırsın sen de. Otur. Ya buna alışılır mı arkadaşlar ya? Geldiğimiz günden beri eziyet ediyor resmen kıza. Kayacığım, oturur musun? Hadi Ferit, hazırlan. Helikopter kalkmak üzereymiş. Başlatma helikopterini. Sen hala ne diyorsun bana Ferit ya? He? Doğru konuş artık benimle, yeter. Kayacığın doğru konuşmuştur seninle. Tatlı tatlı konuşmuştur. He? Benim gibi küfür de etmiyor ne de olsa. Müthiş biri değil mi o? Müthiş. Ya sen niye anlamak istemiyorsun Ferit ya? He? Benim Kaya falan umurumda değil. Ben okumak istiyorum ya. Bunu yaparken de benim arkamdan iş çevirmek istiyorsun, öyle mi? Ben senin arkandan iş falan çevirmedim. Tamam mı? Ben de orada seninle birlikte öğrendim. Bir de sürpriz yapmış ya. Düşünceli. Keşke derdim bu olsaydı. Neymiş benim derdim? Söylesene neymiş? Tamam, bırak kolumu Ferit. Çok basit senin derdin Ferit. Söyleyeyim ben senin derdinin ne olduğunu. Seyran'ın hiçbir arkadaşı, hiçbir çevresi olmasın. Değil mi? Tüm gün evde oturup seni beklesin istiyorsun. Her şey senin kontrolünde, altında olmasını istiyorsun. Nasıl? Anlatabildin mi o kafanın içindekileri güzelce? Sen şaka mısın ya? Ha? Şaka mı yapıyorsun kızım sen bana? Benim kendime güvenim yok mu? Neden korkacağım ben? Niye senin okula gitmeni istemeyeyim? Ne korkutabilir beni ya? Bilmiyorum Ferit. Bir şeylerden korktuğum belli. Seyran bak, beni delirtme. Ben bir kere bile sana okula gitmeyeceksin dedim mi ya? Ben sadece doğru zamanı bekliyorum bunun aynen. için. Aynen, hiç engel olmadın. Ay neymiş Ferit'ciğim o doğru zaman, o zaman artık bana söyler misin? Hı? Doğru zaman ne zamanmış ya? Ben söyle de artık, ben de bileyim ya. O Kayacığın biliyor, git ona söyle istersen. Ferit bak, delirtme beni, tamam mı? Delirtme beni. Ben okuyacağım, tamam mı? Ne Kaya ne de bir başkası buna karışamaz. Of! Süper, oku. Ama hata sende değil biliyor musun? Hata bende. Benim hatam ne biliyor musun? Sana en başta güvenmemde. Kaya'nın yaptığı şeyi yapacaksın sanmıştım. O
okul kaydını yapacaksın sanmıştım. Hata bende ya. En büyük hatalı benim. Gerçekten. O hep iyi niyetinden yapıyor değil mi Seyran? Eğitim gönüllüsü sanki. Ben onun neyi niye yaptığını çok iyi biliyorum da. İşte. Neyi neden yapıyormuş Feritçim? Söyle ben de bileyim. Boş ver Seyrancığım. Boş ver. Ben onu bunu bilmem de. Senin neyi neden yaptığını çok iyi biliyorum Ferit. Söyleyeyim mi sana? Kim vurduya gidecek? Değil mi? Aa, unutmuşum Seyrocuğum ya. Kusura bakma. Kayıt süreleri de doldu maalesef. Böylelikle benim de bu senem boşa geçmiş olacak. Ben bilmiyor muyum ya? Aptal mıyım ben? Beni o süslü tipi tiple karıştırma Seyran. Neyse o başından beri. Neyse onu yaparım. En güçlü sensin Ferit'ciğim ya. En mert sensin. Süpermensin sen ya. Vallahi bak. Ah, ah. Hadi. Hazırlan bakalım. Süpermen. Yoksa helikoptersiz uçmak zorunda kalacaksın. Ha ha ha. Çok komik. Okulda da yaparsın bu esprilerini. Çok güzel. Arkadaşlar bulursun kendine. Arkadaş toplarsın ha. Hadi bakalım. Şimdi okullu olduk. Hiç şüphen olmasın. Rahat ol sen. Her şeyi topladın. Benim valizimi de toplasana. Pardon? Toplarım ben senin valizini. Ne oldu? Sabahtan beri kaya kaya deyip duruyorsun. Onun gibi yardımsever olamaz mısın sen de? Sen önce benimle düzgün konuşmayı öğren. Kolay gelsin. Benim şu valizleri toplamak için birini gönderebilir misiniz? Tamam. Hasta ya. Yemin ediyorum hasta ya. Ferit. Ne? Ne? Tamam dur, anlatacağım. Anlat. Böyle içeri girmeyelim Ferit. Ne olur, tamam mı? Zaten durumlar karışık biliyorsun. Sizinkilere fırsat vermeyelim, tamam mı? Bak ben sakince oturup böyle her şeyi açık açık anlatayım sakince. Kafalar karışmasın. Tamam mı Feritciğim? Bak zaten herkese rezil olduk olacağımız kadar. Tamam bir tanem ne olur? Ne olur böyle girmeyelim. Ah bir tanem. Kime rezil olduk? Senin o süslüye mi rezil olduk bir tanem? Herkese rezil olduk Ferit. Herkese. Ve evet Kaya'ya da rezil olduk. Çocuk daha yeni geldi. Yanında etmediğimiz kavga kalmadı ya.
Çok özür dilerim ya. Seni o kibar süslünün yanında çok mahcup ettim. Çok özür dilerim Seyran. Ben de böyle biriyim işte. Ne yapacaksın? Edepsiz, saygısız adamın tekiyim. Allah da beni böyle yaratmış. Ne yapacağız? Evet, ne yapıyorsun, ediyorsun? Konuyu yine Kaya'ya getirmeye başarıyorsun ya. Ve bunu bilerek yapıyorsun. Ben bunun farkındayım. Ama ne yaparsan yap beni vazgeçiremeyeceksin Ferit. Ben o okula gideceğim ve okuyacağım. Kusura bakma. Seyran bak delirtme beni ya. Seni bir şeyden vazgeçirmeye çalışan yok burada. Ben sana okula gitme, okula gitmeyeceksin mi diyorum? Ne diyorsun o zaman Ferit? Ne diyorsun? Anlat. Şimdi değil diyorum Seyran sadece. Biraz sabır diyorum ya. Bak, bak belki de herkesten çok ben senin okula gitmeni istiyorum. Gerçekten. Ama zamanı var Seyran. Ve bunu neden böyle diyorum? Var mı bir fikrin? Hiçbir fikrim yok Ferit. Ben artık mantık yürütemiyorum seninle konuşurken. Okey, ben sana mantıklı bir açıklamasını yapayım o zaman. Lütfen. Ben çocuk istiyorum Seyran. Çocuk istiyorum. Senin var mı böyle bir derdin mesela? Ben öyle bir şey demiyorum Ferit. Ben de çocuk istiyorum. Ama... Aması yok. Ne ama Seyran? Hamile hamile mi gideceksin okula? Okulda mı emzireceksin çocuğu? Ne yapacaksın? Söyle bileyim ben de. Ferit tamam doğru zaman diyordun. Doğru zaman ne zaman o zaman? Bana açıklar mısın lütfen? Çocuk yaptıktan sonra mı doğru zaman olacak? Yani biz çocuğu yapacağız. Ben o çocuğu büyüteceğim. Büyüteceğiz beraber. Ve o zaman mı üniversiteye gideceğim? Ben gerçekten kafandakini anlayamıyorum bazen. Kafamda ne var? Çok mu umurunda sanki senin? Ferit. Öyle deme lütfen ya. Bak ben de çocuk yapmak istiyorum. Hatta senden daha çok istiyorum bunu. Ama şimdi değil. Biz şimdi daha çok genciz. Önümüzde yıllar, yıllar var inşallah. Ve ben... Şimdi okula gitmek istiyorum. Ve bunu anlayacağını düşünüyorum aşkım. Bak güzelim benim. Anlıyorum tabii ki seni. Anlamaz olur muyum? İnan bana. Herkesten çok ben istiyorum. Herkesten çok ben destekliyorum. İnan bana. Ama şimdi değil diyorum işte Seyran. Şimdi değil. Okey. Hey değil Ferit. Ben okumak istiyorum. Tamam mı? Yarın gidiyorum. O imzamı atıyorum ve kaydımı da yaptırıyorum. Yarın başlıyorum ben okula Ferit. Okey? Allah'ım ya Rabbim ya. Sen benim aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Ne yapacağım ben ya? Bana biraz destek ol ya. Ben bunun içinden tek başıma çıkamıyorum çünkü. Kafayı yiyeceğim artık. Tırlatacağım kafayı ya. Hoş geldiniz Seyran. Ferit hoş geldin. Hoş bulduk. Nüket Hanım merhabalar. Biz hiç hoş gelemedik biliyor musunuz Nüket Hanımcığım? Ferit. Sizin bu tatlı mı tatlı melek oğlunuz yüzünden hiç hoş gelemedik. Ne oldu hayırdır? Ben sizin oğlunuza defaatle anlatıyorum. Beni anlamıyor. Ya da artık kafası basmıyor her neyse bilmiyorum. O yüzden bir de sizinle deneyeyim. O şirin mi şirin tatlı oğluşunuza söyleyeceksiniz. Benden de karımdan da uzak duracak bundan sonra. Okey? Ferit ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Nüket Hanım'a ne bundan? Allah aşkına odamıza çıkabilir miyiz lütfen? Bir dakika ben hiçbir şey anlamadım. Seyran. Ha bak geldi. İyi insan lafın üstüne derler ya geldi. Ferit. O şimdi size bir güzel anlatır. Siz de anlarsınız. Lütfen ya. Kendisi... Benim karımı haberimiz olmadan ki bu küçük bir detay önemsiz. Gitmiş bir güzel üniversiteye hazırmış. Sorun bakalım oğluşunuza neden yapmış bunu? Hadi bakalım. Of Ferit ya of. Kaya mesele nedir anlatır mısın lütfen? Anlatılacak bir şey yok annem. Seyran üniversiteye gitmek istiyor. Kayıtların da son günü gelmiş. Ben de kaçırmasın diye küçük bir müdahalede bulundum o kadar. Olay bu Nüket Hanım. Bu kadar küçük, minicik bir şey bu. Bunda hiçbir şey yok. Ben kafamda kuruyorum, abartıyorum öyle mi? Evet. Ne var bu yaptığında? Oğlum yapamazsın. Kaydettiremezsin. Sen benimle karım hakkında hiçbir karar alamazsın. O benim karım. Benim. Anladın mı? Sen bizim hayatımıza, planımıza, programımıza karışamazsın. Neyini anlamıyorsun bunun? Yani ne karışması ya? Neye karar vermek ya?
Bana ne oğlum senin karından, senden, okulundan, karınla ilişkin? Bunlar benim umurumda bile değil. Umurunda değiliz. Evet. Peki niye dışarıdan öyle gelmiyor peki bana bu? Ha? Bana bak. Ben hayatım boyunca doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Seyran'ın senin karın olması, sizin evli olmanız senin Seyran'ın hayatının sahibi olduğun anlamına gelmez. Anladın mı? Seyran okula gitmek istiyorsa gider okur. Kim olursa olsun. Elimden bir yardım geliyorsa sonuna kadar yaparım. Lan sen nesin ya? Sen kimsin oğlum? Benim karımın senin yardımına ihtiyacı olacak. Ben varım ben. Bir şey yapılacaksa ben yaparım onu. Ne yardımı, ne ihtiyacı, neyden bahsediyorsun sen? Ferit, Ferit. Lütfen biraz sakin olur musun? Bakın ben gerçekten hiçbir şey anlamadım. Sen Seyran'ın üniversite okumasına mı karşısın? Ya Kaya buna yardım ettiği için mi kızgınsın ona? Maalesef tam olarak da öyle. Tam olarak böyle ha? Ya siz hakikaten beni çıldırtmak için falan geldiniz herhalde değil mi? Ben Seyran'ın üniversitede okumasına karşıyım. Olay bu. Hikayemiz buna mı döndü yani? Bu ne ya? Ne bu? Sen çok mu akıllı sanıyorsun kendini? Ha? Ben karımın üniversiteye gitmesini istemiyorum. Onun okumasını desteklemiyorum. Değil mi? Ben böyle biri olacağım. Siz de benim karşıma geçeceksiniz. Bak bak bak. Ferit Korhan'a bak. Karısının okula gitmesini istemiyor. Ne biçim bir adam bu diyeceksiniz? Ha? Siz çok iyisiniz ya. Hakikaten siz çok iyisiniz ya. Siz kendinizi benden daha zeki falan mı sanıyorsunuz? Ferit yeter artık. Yeter. Tamam mı? Lütfen artık odamıza çıkabilir miyiz? Uzatma. Dur. Ha? Bir şey sordum. Estağfurullah ya. Bizim zeki falan olmak ne abi bize? Sen evin genius'u olarak, dehası olarak bir açığa çıkarsan peki bu mevzuyu ha? Aydınlatsan biraz beni. Olur mu? Ama ben seni aydınlatmak zorunda mıyım? Sen kimsin? Kimsin sen? Ferit. Ferit. Lütfen. Bu konuda Kaya'nın bir yanlışı yok. Son kayıt günü olduğu için sadece yardım etmek istemiş. Hepsi bu. Ya Seyran kaydı kaçırsaydı sen sevinecek miydin? Aşırı sevinecektim ya. Vallahi. Hatta ben niye bu kadar sinirliyim biliyor musunuz? Sizin bu Kaya oğlunuz buna engel olduğu için. Ben bu mutluluğu yaşayamadığım için bu kadar sinirliyim, öfkeliyim. Kahramanımız kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaptı. Gitti kaydettirdi Seyran'ı. Aa, ne kadar büyük bir şey başardı. Ya siz nasıl söyleyebiliyorsunuz bana bunları? Benim aklım almıyor ya. Maalesef davranışların başka bir şey söylememe fırsat vermiyor Ferit. Ha. Tamam o zaman. Şöyle yapın. Ben size bunu açık açık anlatayım. Siz de anlayın benim niye bu kadar sinirli, niye bu kadar öfkeli olduğumu. Lütfen. Başka türlü olmayacak. Siz ısrarcısınız anlamamakta. Bir. Bakın bak burada konuştuğumuz her şey benimle karımın arasında. Bu sizi veya bu evdeki herhangi birini ilgilendirmez. İki, benimle karım hakkında kimse fikir sahibi olamaz. Kimse karışamaz buna. Üç, kimse kafasına göre gidip benim karımı okula filan kaydettiremez. Okey, finito. Bu kadar. Anladık mı şimdi? Anneme karşı sesini indir. Anladık mı diyorum? Tek tek anlattım. Hayır, anlayabiliriz onu. Ya. Filiz babam geliyor lütfen. Lütfen uzatma tamam mı? Lütfen. Ya ne oluyor ya? Yukarı kadar sesiniz geliyor oğlum. Ha? Yok bir şey. Lüket Hanımlar bir şeyi anlamıyordu, onu anlatmaya çalışıyordum ben de. Bana anlat oğlum. Bana anlat, ben anlarım ha. Sen sinirlisin, niçin? Boş ver. Boş ver. Baba ben üniversiteye başlayacağım. Sağ olsun kayıtlarda da Kaya yardımcı oldu bana. Ferit de o yüzden bağırıp çağırıyordu yani siz benden habersiz nasıl böyle bir şey yaptırırsınız diye. Olay bu. Aynen. Aynen öyle Kazım baba. Öyle oldu öyle. Saçma sapan bağırıyordum işte ben de. Ne üniversitesi kızım? Hı?
Üniversite nedir? Kısa bir kurs falan mı bu, ne? Yok baba, normal üniversite. Allah'ın izniyle bu sene artık okula başlamak istiyorum. Normal değil yani. Hı? Hı hı. 4 sene. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Çoluğa çocuğa karışıcıydın. Ha, ne üniversitesi? Okulun mokulun zamanı mı şimdi? Tam zamanı baba. Yani ben ne olursa olsun artık gitmek istiyorum üniversiteye bu yıl. Tam zamanı. Tam zamanı değil ha. Bak hele ya. Bak hele, bak 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 bak. Tam zamanı değil. Kazım Bey, rica ediyorum bu konuda Seyran'a baskı yapmayın. Bu onun kararı. Ne baskısı ya Nükhet Hanım? Ne baskısı? Ben hiç güzel kızıma baskı yapar mıyım ha? O benim kıymetlim ya, değil mi? Benim güzel kızım, değil mi? Ne baskısı, biz konuşacağız. Neyse. Bunlar ulu orta konuşucu şeyler değil. Hadi git. Kocan gitti, sen de arkasından odana git, sonra konuşucu. Haydi. Seyran, git. Kocan gitti, sen de git. Haydi. Haydi. Ferit. Ha. Ne bu bağırış çağırmış? Kutlama yapıyorduk. Süslü filozof Kaya Seyran'ı üniversiteye kaydettirmiş. Onu kutluyorduk. Üniversiteye. Ya. Üniversiteye. Seyran artık üniversiteli genç bir kız. Ferit. Seyrancığım, tebrik ederim, okullu olmuşsun. Çok teşekkürler. Sürprizlerle dolusun biliyor musun? Vallahi hayranlıkla izliyorum seni. Ya bu Kaya dün bir, bugün iki, ne zaman geldi de samimi oldunuz? Ne zaman gizli kapaklı işler yaptınız, hayret? Lütfen. Sizden daha öğreneceklerim var o konuda. Ne de olsa bu gizli saklı işler konusunda kimse sizin elinize su dökemez. Değil mi? İzninizle. Ne ya? Hazır Marmaris'ten mutlu dönünce üstüne de böyle güzel bir sürpriz olur diye düşünmüştüm ama biz kim, mutluluk kim? Değil mi Ferit? Değil mi Seyran? Bu mutsuzluğumuzun tek bir sebebi var. O da benim. Değil mi? Neden böyle yapıyorsun Ferit? Hı? Neden benim düşüncelerimi ve isteklerime hiç saygı duymuyorsun? Aynı soruyu ben sorayım sana. Sen neden benim düşüncelerime, isteklerime hiç saygı duymuyorsun? Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum Ferit. Senin için. Ve bu okul konusunda da senin de benim için elinden geleni yapmanı istiyorum. Okumak, üniversiteye gitmek benim için bu hayattaki en önemli şey. Niye bunu anlamak istemiyorsun? Ben bunu anlıyorum Seyran. Çok iyi, çok net anlıyorum hem de. Ama sorun şu ki sen beni hiç anlamıyorsun. Neyini anlamıyormuşum ben Ferit? Senin, ha? Neyini anlamıyormuşum? Bana söyler misin lütfen? Bak, okula gitmek, okumak, üniversiteye gitmek senin bu hayattaki en büyük hayalin.
Biliyorum ama aile kurmak, bir çocuğumuzun olması da benim en büyük hayalim. Ferit, ben çocuk yapmayalım demiyorum ki. Şimdi yapmayalım diyorum. Daha çok genciz, ne acelesi var ki? Evet, biz genciz. Haklısın. Allah nasip ederse önümüzde çok uzun yıllar var. Dedem için aynı şeyi söyleyebilir misin? Deden ne alaka şimdi? Dedemin sayılı günü kaldı. Yani öyle hissediyorum. Bilmiyorum. Allah bilir tabii ama onun en büyük hayali hep torununun olmasıydı. Hiç olamadı. Benim çocuğumu kucağında görmek onun bu hayattaki en büyük isteği, biliyorum. E'si bizim her şey için çok vaktimiz var, çok uzun yıllarımız var. Ama dedemin o kadar vakti yok Seyran. Şişt. Sen gerçekten inanılmaz birisin ya. Beni nereden nasıl vuracağını o kadar iyi biliyorsun ki. Ama inanmayacağım sana bu sefer. Kanmayacağımı söylediklerine. Ne demek Seyran ya? Ne diyorsun ya? Şunu demek istiyorum Ferit. Ben bunları deden için yaptığına inanmıyorum ya. Peki. Ne için yapıyormuşum ben bunları Seyran? İstemiyorsun çünkü okula gitmemi. Değil mi? Her şey kontrolünde olsun. Ben bu yalıdan hiç çıkmayayım. Gözetimin altında olayım. Hiçbir risk olmasın. Sen git, çık, gez, toz, eğlen, hayatını yaşa. Ben burada sabahtan akşama kadar seni bekleyeyim. Senin derdin bu Ferit. Bu. Her zaman Ferit Korhan kazansın. Allem etsin, kallem etsin, yine de dediği her şeyi yaptırsın. Onun dedikleri, onun istedikleri olsun. Neden? Çünkü ondan başka hiç kimsenin ne istediğini ve ne düşündüğünün o kadar önemi yok ki. Tam da bu yüzden inanmıyorum bunları deden için söylediğine. Peki. Dediğin gibi olsun. Ben bunları sırf sen. Okula gidip sosyalleşme. Hiçbir şey kontrolüm altından çıkmasın diye yapıyorum. Çocuk yapmak için, bizim için, dedem için, aile kurmak için falan değil. Tek derdim bu dediklerim. Seyran.
İyi misin güzelim? Ha? Ferit. Seyran. Ne oldu? Bir şey mi oldu Seyran? Söylesene. Ha? Seyran. Bana bak. Ne oldu güzelim? Evde biri bir şey mi dedi? Dedem, yengem. Baban? Baban bir şey yaptı? Ha? Ne oldu o zaman? Gel otur şöyle. Geç. Of bebeğim benim. Ne oldu anlat bakayım. Seyran. Yalvarırım güzelim. Biri bir şey mi yaptı? Hadi söyle. Ferit. Kimse hiçbir şey yapmadı. Sadece senin yanına gelip sana sarılmak istedim. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Kafam karmakarışık. Bu okul mevzusu işte. Bir yandan senin deden için söylediklerin. Bir yandan benim çocukluk hayallerim falan. Çok sıkışmış hissediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne doğru ne yanlış bilmiyorum. Güzelim benim ya. Ben de bir şey oldu sandım Seyran. Aklım çıktı ya. Daha ne olacak söylüyorum işte sana. Kafam allak bullak. Benim bu konuda ne düşündüğümü biliyorsun Seyran. Beni ortada bırakma lütfen Ferit. Yanımda ol istiyorum. Ortak bir karar verelim istiyorum. Ne olur. Sen ortak bir karar verelim falan istemiyorsun. Sen kararını verdin Seyran. Sadece verdiğin kararı benim onaylamamı istiyorsun. Bu mu yani Ferit? Niye sinirleniyorsun Seyran? Senin gözünden akan her bir yaş benim canımı yakıyor Seyran. Ben de üzülüyorum işte, görmüyor musun? Ben inanmıyorum sana Ferit. Sırf inadından yapıyorsun bunu değil mi? Ağlaya ağlaya senin yanına geliyorum. Sana sarılıyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Kafam allak bullak diyorum. Ama senin şu inadın kırılmıyor işte. Ya bir kerecik ya. Bir kerecik de beni anlasan ölürsün değil mi? Şurada yarına kaç saat kaldı? Sıkıştım, daraldım. Ne yapsam olmuyor. Eğer yarın o imzayı atmazsam bir senem kaybolacak Ferit. Ve bunu istemiyorum. Ama sen üzül de istemiyorum. Öyle bir seçenek yok artık Seyran. Ya sen üzüleceksin ya ben üzüleceğim işte. Ama ben sana hiçbir şey diyemem. Karar tamamen senin. Sen neyi nasıl yapmak istiyorsan öyle yap. Tamam mı? Ferit ya. Bittiyse gidelim mi artık Seyran?